Hayırlı sabahlar efendim. Herkesi yataktan zor kaldırıyoruz bugün. Neden bilmiyorum. Kahvaltı hazır diye bağırıyorum ama kimse gelmiyor. Enes'i biz yiyelim çocuklar. Kimse gelmiyor. Yusuf Eren, senin oyun alanın burası. Sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun bakayım sen? Öyle olmaz. Selamun aleyküm. Baba kız yakaladım. Bunlar nereye gidiyor? Şöyle marketten şey aldık. Fıstık, çerez. Market turuna çıktık. Market turuna çıktık ama karşımıza makarna çıktı. Mrs. Green çıktı. A101'e gittik. Şimdi bir yere girdik. Babasıyla sarıcıyı takip ediyorum. Burada bayağı bir şeyler varmış ya. Bu neymiş öyle? Bugün sınırlarımızı aştık. Bugün Sari'nin günü. Şöyle güzel bir oyun aldı kendi. Maşallah bu sene de marketlere gelsek hep oyuncak. Ne aldık? Patates aldık. Domates biraz alıyoruz. 4-5 tane al. Karnabahar biraz al. Karnabaharın kilosu ne kadar yazmıyor herhalde. Burası iyi. Bütün marketleri gezdik. Hiçbirinde bir şey yoktu. He, olur. Daha ufak al bence. Bugün böyle normal çalışsın lazım. Bir fırsat bulursak süt tavuğunu şey yapacağız. Olur. Sen de neydi onun adı? Ne? Biraz tamam. Yok. Ha, bayılırsın sana. Portakal sayı çıkardı. Tamam, bu kardeşin. Kardeşim diyorum. Tamam. Zara. Ben mi seçeyim? Ben seçsem bunlardan alırım. Onlar daha küçük daha su var. Bugün ne aldık? Portakal. Biberle çarlıksonla şey alalım. Kapıyorum. Tamam. Biraz elma alacağız. Sari seçebiliyor muyum? Evet. Sari'nin yarın okulu baş. Şey. Evet. Ha, yok. Diğerinde hiçbir şey yoktu. Hafta sonu ya. O yüzden oluyor. Burada. Elma 26.75'miş. İki tane de salatalık koyun. Annem, salatalığın kilosu burada 45 lira. Tamam ama hepsi bir arada olmaz. Farklı gün birisini koyarsak gün soğan alacağız bu arada. Soğan. Mandayına güzelse alırsın. Biraz muz alacağız. Biraz soğan. Patatesimizi aldık zaten. Yeşil olmayan muzdan. Ben açıyorum bizi. Kilosu şeymiş. 7,5. Mandayına 15.75. Yerli muzda 37. He, sen buradakini seviyorsun. Ben de seviyorum bu arada. Ekmek ekmektir falan diyormuş. Taze olduktan sonra her şey iniliyor. Şöyle tepsi böreği aldım. 50 lira. Labirentinde ayran aldım. İş yerine kuru fasulye, eve kırmızı mercimek yok. Bugün Yunus'u batırdık. Bebek dediğimizde 125 TL'cik. Evet, 1, 2, 3. Ev balığı. Sare de koşuyor. Biraz orada koş. Bugün gene Yunus'u batırdık. O da bir şey almaya gitti. Evdeki eksik bitmiyor vallahi. Liste falan yapmadım ama genel bir liste yani.
İyi akşamlar. Boşaltabilirsiniz silah makineyi şimdi. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Ne yaptılar biliyor musunuz bunlar bana? Odada televizyon seyrediyorum. Geldiler başıma. Yusuf'a dediler sana teslim ediyoruz. Biz alışverişe gidiyoruz. Hiç demediler bana. Sen de gel alışverişe, sen de yardımcı ol. Yok. Sabah bir şey gördüm de. Tepsi böreği. Ispanaklı çok harika oluyor. Hazır ama. Böyle biz öğlenleri falan İsrail'e yiyoruz. 4 sayında güzel oluyor. Buzluğa şimdi attım. Sen alışverişe girersen benim evde kalmam lazım. Sen kalınca senin gitmen lazım. Sen kalınca benim gitmem lazım. Bir şekilde birimizden birimiz kalması lazım. Alışverişe zaten gidiyorsun. Ben de zaten yalandan yere şikayet ediyorum. Ben de şikayetçiyim. Evde peçete yok diye videoda o kadar çok söylemişsin ki. He. Maşallah. Peçete, peçete. Ben de o yüzden hem havlu kağıt aldım hem normal peçete aldım. Güle güle kula. Dur bakayım. Evde azıcık dutum vardı. Dut kurusu. Ve mideye çok faydası oluyor. Yunus'a dedim ne istiyorsun anne dedi. Bana dedim evet. Dut kurusu al bile. Evet mideye çok iyi geliyor. Yiyor yiyor. Geceleri de başka şeyler yiyor. Ne anladım ben? Dut kurusu. Dut kurusu bahane. Yemeği keseceksin ama sen de. Tuttu da unuttu beni. Şunları kavanozuma koyayım. Ben akşamları dut yerim. Ayın 7'sinden sonra görüşeceğiz seninle. Ben de 7'sine kadar kendime şey öyle verdim. Öyle işte olmuyor. Es verdim. Ama çok güzel oluyor gerçekten dut kurusu ya. Eskiden beri ben böyle yanına biraz da ceviz koyarım. Çok güzel olur. Hoşuma gider. 1500'lük yaptık Yunus'u. Yunus diyor beni 1500'lük yaptın diyor. Yaptın dedim diyor. Markete gidince öyle oluyor. Ne yaptın diyor? Beni diyor 1500'lük yaptın diyor. Yapacak bir şey yok. Evde eksik. Çok. Bir şey yok. Markete gittin mi terleyeceksin. Biz ilk evlendiğimiz sene iki arabayı 300 TL'ye dolduruyorduk. O evlendiği sene senin 6 sene önceden bahsediyor. Her 7 sene olacak. 7'ye dönmüş. Yediye dönmüş. Ben bunlar kullanılmaz tozlu. Tozlu. Şey tozu var. Olmaz. Şu tutumu yine bir kabıma boşaltırım. Kalsın şöyle. Şurada yerim. Arada bir çıkarır. Arada bir akşamları severim. Bakayım ne almışlar ne almışlar. Patates aldık. Tamam. Zaten temel patates. İyi para domates de almışsınız. Elma, mandalina. Aynen çocuk okula başlıyor. Yarın Zahir okula devam. Şimdi de Fatoş aradı. Ha. Şey diyor, geçmiş evet. Ya okula gitmesi de olur diyor, güldürdü beni. Dedim, sus çenini kapa. Ablan gelmiş, ablası almış Fatoş'u. Bizim miyiz? Annem sırasını kaldı. Sen geleceksin dedim. Nasıl işine gideceksin? Ablanı gönderirsin. Ablan kalır senin bu akşam. Kalırlar. Ya yarın öbür gün sen gel çık. Aynen. Sen kal. Nasıl olsa bağlantıkça başlamıyorsun. Eve geçti de. 2 hafta sonra Yusuf'un doğum günü. Ona daha var kızım. Sen onu diyorsun ama ona daha var. Olsun daha var. İşte daha var olmuyor. Aldım. Belki işe başlar o zaman gelemez. Bak ona da darılacak halimiz yok ya. İşte darılalım. Çünkü işin ne zaman haberi geleceğini bilemezsin. Dağılırız ben bilmem. Gerçek hayat. İnsanlar önce ekmeği kazanacak. Ekmek sonra da gelir. Değil mi? Dağılırız. Önce bir ekmek. Ekmeğimiz gelsin ki. Şey bunu niye Yusuf'a mı aldın başlamak için? Yunus bir şeyler yapacakmış da. Şey yapacaktı. Evde yeşili de vardı. Sütlü gene aldı da yeşil. Yine belki acıkırsa pişirir. O sütlü bir şey yapacağım dedi. Bir şey yapacağım dedi. Aynen. Ben de bilmiyorum. Şuradaki kıza şunları doldurayım. Turta iyi mi Sare? Kapıyı sakın açma. Tripod önünde. Yusuf arabada mı? Merhaba.
şunların meyvesi şeyde sepeti var burada da hemen Sare görsün diye şuraya dolduruyorum. Hatta gösterebilirsin Esra. Ben de gösteremeyeceğim çünkü. Üstüne şey dolu peçeteyi falan ben doldurmuş. Gösterecek durumda değil. Şunları şey tuvaletle banyoyu kullanıyorum bu poşetleri açık söyleyeyim. Net söyleyeyim. Valla atmıyorum bunları. Niye atmıyorsun canım? Dünya para çünkü markette şey söyleyeyim. Plastik bölümü dünya. Ben yine bağlayayım ya. Olmuyor bağlamada. Bağlayacağım ya. Doğru söylüyorum. Gerçekten. Neye inanırsa ne olur. Bıraktığın neyi kapatmış ben değilse o olur. Aynen. Bir arkadaşımız yazmıştı da o da kusura bakmasın. Dediğim gibi bağlısınlar. Ben yıllardır çalıştığım yerlerde de böyle marketten gelirler. Poşetleri toplamak için. Benim inancım farklı. Doldururum bir torbaya çünkü hem çok abarmaz hem de alması rahat olur. Neyin nerede olduğunu görebilirsin. Ay kız dedim kapatmayın. Sakın dua edin kızlar. Hayırlı koca, zengin koca. Nerede bu? Beni bekliyor ya kapılarda. Hep birlikte böyle şey yapalım. Kapıda bekliyorum Sevim. Sevim ne zaman gelecek diye bekleyenler. Efendim hayatım. Video çekiyoruz da arada. Ne yapıyoruz? İyi, sen nasılsın? Dur şimdi makineyi de yerleştireceğiz bu arada. Hiç lavaboda ya. Da bir sürü çamaşır var diyecekti. Bulaşık. Merşek. Hocam çağırdı bizden. Kocam da kocam. Efendim? İyi ki kocamız yok yani. Ha? Laf sokuyorlar sanki. Farkında mısınız? Kocam da kocam. Ne yapayım yoksa? Gelebilir mi? Biraz var. Evet anlaşıldı. Yarın kuru fasulye var dükkanda. Islatılacak. Bir taşım kaynatılıyor. Dükkana götürülüyor. Aynen. Kuru fasulyeleri ayıklayıp haşlıyor. Hep ayıklıyorsun. Çünkü geçen mercimekte bildiğiniz yeşil mercimekte taş çıktı paket. Ayıklamıyordum. Ben ağzıma geldi. Sen daha önce de yoksunkini ayıklamamışsın aynı bir kere. Tamam. Ama ayıklanmış yazıyor üstünde. O yalan ya. Bir tanesini alacağım. Neye koyacağım? Al bunu al bunu sapsızı al. Biraz sap oldu. O zaten bir işe yaramayacak. Ayıklanmışız da sen alıyorsun. En azından bir iki tane çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor ayıklanmış yazıyor paketlerde ama. Bu sağa. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar bizi kandırıyorlar. Kandıra kandıra canları çıkıyor. Bu tanenin herhalde şeyleri, çimçikleri. Sincikleri, sincikleri, şeyleri, sincikleri, sütleri. Bu da babasının mı da? Babam tutuyor. Tut istiyor, tamam getiriyorum. Git sen. Sen getiriyorum. Tamam, tut nereden de? Tutu nereye koydun? Ben de... Kapıyı kapatır mısın teyze? Tut, tut, kız tut değil. Kim yiyecek? Babam. Yunus tut istiyormuş. Tut nerede diyorum? Suyu veriyorum. Kuzu bülbül yedi. Al. Kuzu bülbül yedi. Baba. Orada da. Baba. Oh. Dur hepsini yesin. Yesin. Aç gözü doysun. Dut aldı ya. Şimdi habire dut yer. Bir tane. Azıcık koy. Ne? Tamam. Kalsın biz de yeriz. Kiliseyiz belki. Kapıyı çek hadi. Evet kiliseyiz. Orada az bir sütüm var benim Esra. Yani şey, o var ya bugün yapacak herhalde. Şey de almış çünkü. Aynen. Yeşiller de almış. O değişik bir tarif. Yaparsa çekimini yapar. Ben de işte kaldırıyorum. Sütle kavurup yapıyor bir de. O değişik bir tarif. Evet. Mercimeği mi aldınız herhalde? Evet.
Komşuya falan almadınız mı? Bak sana peçete aldım bak. Bak. Peçete aldım. Az az kullanıyorsun. İkişer ikişer değil. Kahvaltıda ikişer ikişer değil. Yarım yarım kesip kullanıyorsun. Emin olun komutanım. Sen çok peçete kullanıyorsun evde. Evde çok peçete kullanan burada. Peçete az kullanacak. Eskiden havlu peçete mi varmış? Normal peçete varmış. Ama o zaman ellerinizi silmek için ayrı bez yapardık. Ellerinizi silmek için de bezimiz var ama siz kullanmıyorsunuz. Ağzını elini nasıl sileceğim bezi? Ay bu mandalinalar ölmüş Esra. Atıyorum. Hı-hı. Yememiş çocuklar. Kalmış burada. Büyükler de yememiş. He? Talebi bir seviyor, başlıyor, bayılıyor. Ondan sonra modu düşüyor çocuğun. Yapacak bir şey yok. Halletti. Biraz daha ben seni bilmiyorum. Ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sen onları yerleştir. Ben de ulaşım makinesi birazdan doldurdum. Şunlar bir şeye gidecek. Çalışamıyoruz. Seni işten atıyorum ama elmaları şeyleri kivi bir tane kivi var. Onu sen almışsın. Ne zaman aldım ki ben? Ne bileyim ben. Ben de hatırlamıyorum. En son kiviyi sen aldın. Vallahi hiç hatırlamıyorum kivi aldığımı. Bence o iki ay olmuş, çürümemiş. Şaşırdım. Kivi yapış olmaz ki buzdolabında. Buzdolabında dedik yok. Yok buradaydı. Onu ben yeni çıkardım orayı. Öyle mi? Ne buzdolabında? Görünüyor diye. İşte bende görünmesi lazım ki yiyebilirim. Ama sonunda çürüyor işte sıcak ortamda. Yapmış da olur, yeriz. Yemezsek yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ben ona muzu almıştım, bugün de yeşil almışsınız. Nasıl? Şurada kırılacak cevizleri var benim. Bir iki tane üç tane böyle şeye koyarım ben bunları. Söyleyeyim. Salataya kırıp. Kalsın öyle. Kıracağını da yanına koymuşum. İnsan atıştırıyor ya evde olduğum bir şeyler. Fındığımız yok. Şu kiviyi üste koyayım da sonra onu soyayım çürümesin. Bak çekmece yapacağım. Yeşil. Kırmızı da almış. Kapri. Yeşil de almış. O kesin sütlü bir şey yapacak. Yunus. Dün sabah, dün akşam diyordu kahvaltıda. Bunu kavuruyorum, süt koyuyorum falan. Bir şeyler diyordu ama. Anlatıyordu. Ondan yaparım diyordu. Ben de aynen böyle yapıyordum. Ha ha diyordum. Kalkacağını biliyorum yerken. Ne yapıyormuş? Dün sütle diyordu bunu kavururum. Bugün herkes yataktan sürekli kahvaltıya getirmiş zaten. Ha bunlar dolabın. Esra. Biliyor musun? Ben biliyorum. Kaçtı kaçtı Esra. Kaçırdım Esra'yı. Esra'yı kaçırdım. Sari de şey normal evde yaptığımız ayranı pek içmiyor. O diyor yoğurtla oluyor. Sanki dışarıdan aldığımız ayran başka bir şeyle oluyor. Çocuk haklı işte. O kendi dediğine kendi de güler gibi. Ay takar şey sevmiyoruz zaten. Çok çocuğa almıştır kesin bu karnabaharı. Dışına kabuklarına bakın. Hayatı kaymış dış kabuklarının. Benden beter olmuşlar. Borsumuşlar. Ay. Ceviz kıracağını da cevizin yanına koyayım. Devireyim işte uzağın kılına. Ay.
mercimek. Kırmızı mercimek kavanozunu arıyorum. En son bitti de. Yıkandı mıydı? Şu tarhana. Neymiş o? Allah'ım Şehriye. Esra kırmızı mercimek. He, kabul kendi o zaman değil mi? Kırmızıyı şey yapayım, kavanozsuz olmaz. Göremeyiz çünkü dolapta ne var ne yok, kavanoza koyuyoruz. Kuruymuş şuna. Ne bitti ne bitmedi. Kavanoza koymadığını göremiyorsun. Alışveriş ayrı, yerleştirmek ayrı, pişirmek ayrı. Hepsini de yapacağız. Ne olur sanki, hani piş mideme düş mü diyorlardı eskiden, biz çocukken ne derdik. Oradan düşünerek, ay pilav olsa pilav hemen pişiyormuş hayali ihracat. Peçete almış bana gerçekten. Peçete almış. Şöyle ikiye bölüm şuraya bırakayım. Hem peçete almış hem rulo almış. Valla dağıttığım yerleri toparlıyorum. Böylece de bırakıp gitmem. Bayağı bir çöpüm doldu ya. Daha götürmedik çöpü. İnşallah bugün gider. Bunlar. Buzdolabının çekmecesine. Bunlar da ıslanmaya. Esra kırmızı tencere nerede? Bu değil. Kırmızı kırmızı pilav tenceresi gibi vardı ya. O nerede? Ay boş ver, anlama zaten Esra. Kırmızı pilav tenceresi vardı ya Yunus'un dükkan penceresi. Yaptık mı doluyor. Şey gösterdi de. He, uyguladım maygazın üstüne bunların şeyini. Bakayım. Ne, tel olmadığına rahat edemiyorum ama. Şey var mı? Alüminyum. Parlak. Saklama kabımız Esra.
gösterdi şekilde bana ses geliyor. Bulamadım. Esra. Şey, folyo var mı parlak? Var orada çekmek. Bir versene var, ben bulamadım ya. Şunu içine gezdireceğim, parlatıyor mu? Oraya işte sığmıyor, onlar da aslında. İşte yan mı var? İşte var ya işte. Tamam. Nasıl yapıyor? Bakın şunu. Normal, evet. Evet, çıkarıyor. Şeylerini de halledeyim de. Bak ne püf noktalar var değil mi bilmediğimiz. Ben de Batuş'tan gördüm bunu. Aygaz'ın üstünü falan bilmiyorum. Bizim Aygaz yeni ya. Bunu pek kullanmayız biz. Terler de. Şimdilik eskiyince kullanırız. Şey yak diyor. Yaptı. Ama bunlar 6-7 senedir şeyde dükkanda kaynıyordu. Küçük gelmeye başladı artık. Bunlar eve geldi. Mazi. Evde de lazım oluyor bak. Mesela pilav yapıyoruz mevlütlerde falan. Kur'anlarda. Bir iki tane var evde böyle Yunus'un dükkanında. İyi de oluyor. Esra'yı kaçırdım vallahi mutfakta. Şey var dedi. Gölge. Alüminyonun gölgesi kuruduğu zaman kirdilmiş. Olsun. Yine de evden geçirdim bak. Ah, kapatıyor ağzını fıkırdadıktan sonra dükkanda kaynıyor. Normal yemek devam ediyor. Yapsın, ne yapayım?
Sen en iyisi bu çöpü çıkarayım Esra. Sabaha kalmak için. Alıyoruz bulaşıklarını alıyoruz da gerçekten. Neymiş? Dur. Destan. Hani diyoruz yabancı almayalım. Ama hep hileli bizim yaptıklarımız, hep hileli vallahi, hep hileli. Hiç adam gibi mal çıkarmıyorlar. Hep hile yapıyorlar, günah yazık ya. O kadar paraya neymiş bu? Desto. Desto diye bulaşık sabunu. İnşallah hiç çıkar bu seferki. Sır diye bir bulaşık sabunu var. Hani yerli alıyoruz biz kaç aydır. Ha, çok boşumuza gidiyor yok. İdare ediyor işte. Mecburiyetten. Çünkü ay siz biliyorsunuz çünküsünü, nedenini. Ne yapayım, ben içeriye gideyim. Esra'yı buraya göndereyim. Ben de çöpü atayım. Burada doldu çöp bayağı. Kapının önünde şey var, çöp. Büyük varil var. Onu atayım da. O da kuru fasulyesini ayıklayıp koysun aygazı. Böyle işte. Bir şey yerleştiriyorum. Püf püf üf üf. Gerçi nefes alışım da var. Anormallik. Şey dedi. Şuralarda şöyle dağıldı ya, gözüme çarpıyor yani buradan buradan. Çarpmaz mı? Her şey yani iyi mi oldu? Kendinize iyi bakın canlar. Bir haftalık alışırız herhalde aldıkları. Yetmeyene artık şey yaparız, biz alırız hafta ortası. Nasıl olsa okullar da açıldı. Esra artık merdivenlere inecek çıkacak. Bir ben bir o. Öyle bir antrenmanımız yarın başlıyor Allah'ın izniyle. Allah sıhhat versin de. Koşturalım her yer, önemli değil. Canlar öpüyorum sizi, Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.